Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size C vitamininden ve cilde olan faydalarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle nedir bu C vitamini? C vitamininin ismi ascorbic asittir. Yani siz herhangi bir ürünün arkasında C vitamini olup olmadığını anlamak için C vitamini yazmasını beklemeyin. Ascorbic asit yazabilir, el ascorbic asit yazabilir ki bu aslında bilinen ve en güçlü olan limonun içerisinde de bulunan C vitamindir. Fakat bunun türevleri de oluşturuldu. Daha dayanıklı olsun diye. Çünkü çabuk bozulan bir ürünce Vitamini. Mesela magnezyum askorbil fosfat ya da sodyum askorbil fosfat isminde yine suda çözünen C vitaminleri oluşturuldu ve bunları bunlar da kullanılıyor olabilir yani ürünlerde. Buna da bakabilirsiniz. Bir de yağda çözünen C vitamini var. O da askorbil palmitat mesela örnek olarak başka çeşitleri de olabilir. Yani kısaca C vitaminlerinin bazıları suda çözünür, bazıları yağda çözünür diyebiliriz. Ve bu suda çözünenler daha faydasını görebileceğiniz olan çeşitleri. Peki Öyleyse bir insan neden yağda çözüneni kullansın diye sorabilirsiniz. Onun da cevabı şu. Bazı ciltler çok hassas olabiliyor. Dolayısıyla bu suda çözünen C vitaminleri biraz daha güçlü olduğu için ciltte iritasyona sebep olabiliyor. Ve bunu engellemek için de yağda çözünebilen türünü de oluşturdular. Ve onu daha yağlı yoğun kremlerde bulabiliyorsunuz ve onu hani bu kişiler kullandığında herhangi bir ciltlerinde sıkıntıyla karşılaşmıyorlar. İşte böyle durumlar için bu yağda çözülebilen C vitamininden faydalanılabilir. Ama dediğim gibi bunun gücü diğerlerine göre çok daha az. Şimdi eğer bizim cildimizde sorun yoksa seçmemiz gereken C vitamininin suda çözünen C vitamini olması gerektiğini öğrendik. Ee, peki bunda bir de neye dikkat etmeliyiz? suda çözülmesinin Yanı sıra aynı zamanda bunun yüzdesi de çok önemli. Yani bir ürünün içerisinde azıcık C vitamini varsa o size dolayısıyla pek bir fayda sağlayamayacaktır. Çünkü miktarı çok az. Ekranda gördüğünüz gibi şurada mesela şey var. Bir tane fırça var. İkiye böldüm. Sağ ve sol olmak üzere. Sağ tarafındaki ürünler C vitamini olduğunu, C vitamini olduğunu söyleyen ürünler ve gerçekten de içerik listesine baktığınızda hepsinin içinde C vitamini var. Fakat bu miktarlar çok çok az. Yani siz eğer C vitamini kullanmak istiyorsanız bu ürünleri böyle ürünleri satın almayın. Ha bu demek değil ki bu ürünler kötü. Bu ürünler de güzel ürünler ama C vitamini kullanıyorum e, demek için bunları almayın yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani içerisindeki yüzdelerin yüksek olması gerekiyor. C vitamininden fayda sağlayabilmeniz için. Peki hangi yüzdelerde almanız lazım? Eğer siz en güçlü C vitamini olan L-askorbik asiti yani askorbik asiti kullanmak istiyorsanız %5 ila %15 arasında cildinizin kaldırma kapasitesine göre bir yüzde seçip kullanabilirsiniz ya da dozu gittikçe arttırabilirsiniz. Yani önce %5 ya da %10 kullanıp bir iritasyona sebep olmadıysa %15'e de geçebilirsiniz. Eğer siz askorbik asitin türevleri olan ve yine suda çözünen biraz önce de söylediğim mesela magnezyum askorbil fosfat ya da sodyum askorbil fosfat şeklindeki C vitaminlerini kullanıyorsanız biraz daha yüksek konsantrasyonlarda tercih edebilirsiniz. Çünkü bunların gücü askorbik asite göre azıcık daha az. Ama bunların da güzel özelliği askorbik asitten daha dayanıklı olmaları. Çünkü eee dayanıklılık da önemli bir ürünü hemen bir iki günde kullanıp bitiremiyoruz. Yani ne kadar uzun süre bozulmadan kalırsa o kadar iyi. Aynı zamanda bakmamız gereken bir özellik daha var. O da perşe. Bunu da bana bir takipçim hatırlatmıştı. Sağ olsun bir e, videomun altına yazmıştı. Perşe da önemli demişti. Ben de daha sonra araştırdım. Evet gerçekten C vitamininden maksimum fayda sağlamak istiyorsanız pH'ında düzgün doğru seçmeniz gerekiyor. Bu nedir? Eğer suda çözünen bir C vitamini kullanıyorsanız pH'ının 2,5-3 hatta 2 bulabiliyorsanız yani o civarda olmasına dikkat etmeniz lazım. Eğer e, yağda çözünen bir C vitamini kullanıyor iseniz o 5 ila yani pH'i 5 ila 7 arasında olabilirmiş. E, yani dediğim gibi kullandığınız ürünün pH'i çok önemli. Ne kadar asidik o kadar faydalı gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle bir örnek vereyim. pH'i 2,5 olan %10'luk bir C vitamininden alacağınız fayda belki de pH'i 4 olan %20'lik bir C vitamini serumundan çok daha fazla. Yani doğru pH o e, molekülün de çalışmasını sağlıyor. Öyle düşünün. Yani pH önemli. E, ayrıca normal ve yağlı ciltliyseniz Biraz daha gözü kapalı suda çözünen C vitaminlerini satın alabilirsiniz. Onu da eklemek istiyorum. Kuru ve hassas ciltliyseniz yani çabuk irite ol olabiliyorsa o zaman biraz daha önce yağda çözünenlerden başlayabilirsiniz. Başka bir etken daha C vitamininin aktif olmasında yardımcı olan yani C vitamininin gücünü arttıran onun yanında kullanılan ek maddeler. Mesela bunlar neler? E vitamini, ferulik asit, aloe vera, Yeşil çay, kuşburnu hatta böyle bir örnek yazılmıştı onu da söyleyeyim. Bu tür maddeler C vitamininin gücünü arttıran ve C vitamininin birlikte iyi bir şekilde çalışabileceği maddeler. Yani eğer aldığınız ürünün içerisinde bunlar da varsa o C vitamini sizin cildinize daha faydalı olabiliyor. Bakmanız gereken bir başka de ee, ürün renkli mi değil mi? Yani ürün çok sarıysa siz onun okside olduğunu anlamıyor, anlamazsınız yani. Dolayısıyla bozulmuş bir üründe kullanmaya devam edebilirsiniz. O yüzden ürünün çok sarı, koyu sarı, koyu kahve o renklerde olmamasına dikkat edin. Bir diğer unsur C vitamini çok çabuk bozuluyor dedik. Çabuk bozulduğu için çok iyi korunması gerekiyor. Nasıl korumalıyız? Önce ışık ışıktan korumalıyız. Işıktan koruyabilmemiz için koyu renkli bir kaba sahibi olması lazım ürünün. İkincisi hava dan nemden kaçırmamız lazım. Onu da pompalı ambalajlarla yapabiliriz. Ama ne yazık ki ben benim elimde şu an hiç e, pompalı güzel C vitamini serumu yok mesela. E, ama bu da hani ürünün ee, ömrünü uzatan etkilerden bir tanesi. Ve c vitamini serumunu kullanıyorsak mesela onu banyoda tutmayabiliriz çünkü banyoda bolca nem var. Nem de c vitamini'nin e, bozulmasını hızlandıran etkilerden bir tanesi. Dolayısıyla c vitamini serumu alırken bunlara dikkat edebiliriz. Bunları göz önünde bulundurabiliriz. Şimdi faydalarından da. Birkaç bahsetmek istiyorum. Şimdi C vitamini en büyük ve en önemli, en çok bize söylenen faydalarından bir tanesi güneş ışınlarına karşı cildimizin dayanıklılığını arttırması. Kırışmayı ve yaş da önlüyor tabii ki bu şekilde. Çünkü serbest radikalleri nötrlüyor, cildinizin daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Güneş ışınlarına karşı koruduğu için dediğim gibi kırışmayı ve yaş almanızı da önlemiş oluyor. Aynı zamanda kolajen sentezini de tetikliyor. Bu sayede de cildiniz uzun vadede daha elastikiyeti olan bir cilt oluyor. Ve en önemli özelliklerinden ve faydalarından bir tanesi de leke açıcı özellikte olması. Yani bu işte doğum kontrol hapı nedeniyle oluşan lekeler olabilir, güneş yüzünden oluşan lekeler olabilir, sivilce lekeleri olabilir. Düzenli kullanımda gerçekten rengini açtığını ben bizzat gözlemledim. Böyle de bir faydası var. Yani melanin hormonunun salgılanmasını dengeleyebiliyor. Şimdi gelelim elimdeki ürünlere ve serumlara. Dediğim gibi bu fırçanın sağ tarafında olan ürünler C vitamini yönünden fakir ürünler ama C vitaminli olarak satılan ürünler. Bunlar güzel ürünler ama dediğim gibi C vitamini var. Bunların içerisinde ben C vitamini ihtiyacını tamamladım. C vitamininden almam gereken faydaları alabilirim gibi düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Bunlar neler mesela? Kiehl's'ın bu Clearly Corrective Dark Circle Perfector isimli SPF 30 içeren Gözaltı BB kremi. Bunun içerisinde elaskorbik asit var ve ciddi oranda var aslında. Bunun birçok insan faydalı olduğunu da söylüyor. Ben düzenli kullanmadığım için ona bir şey diyemeyeceğim. Onun yanında işte Clarins'in bir Vision e, Perfection serumu var. İşte Origins'in e, A Perfect World'dan Age Defense Skin Guardian with White Tea isimli serumu var. İşte Clarins'in yine bir kremi var. İşte e, Yves Rocher'in bir tane gençlik serumu var. Caudalie'nin gözaltı ve dudak kenarı kremi var. Lancome'un bir tane enerji dövi e, isimli serumu var. Ve Clarins'in bir de BB kremi var. Dediğim gibi bunlar gerçekten içerisinde C vitamini bulunduran ama dediğim gibi çok aktif bir fayda beklememeniz gereken ürünler. Şimdi gelelim fayda görebileceğimiz ürünlere. Bunlardan da elimde 4 tane var. Önceden kullandığım ürün ve bitirdiğim Kielsen bu gördüğünüz yine Clearly Corrective Dark Spot Solution isimli ürünü. Yüzde anlamında belirtilmemiş çok yüksek oranda C vitamini içermiyor ama az da değil kesinlikle ve içerisinde el asit var. Fakat kötü özelliklerinden bir tanesi bir kere bu şeffaf şişede ee, i̇kincisi ben miktarını çok fazla almışım. Bu, çok uzun süre kullandım yani ben bu serumu. Ee, güzel bir serumdu ama dediğim gibi çok C vitamininin faydasını görebildim mi onu bilmiyorum. Renk açtığını söyleyebilirim. Yani bazı kahverengi lekelerin görünümünü açtı gerçekten. Ama son zamanlara doğru biraz daha yapısı değişti değişmişti. Yani onu da söylemem gerekiyor. Güzel bir ürün. Özellikle yağlı ciltlerin çok mutlu bir şekilde kullanabileceği bir ürün. Ama e, içerisinde beğenmediğim ayrıca maddeler de var. E, Instagram hesabımda bunu uzunca anlatmıştım. E, oradan da bakabilirsiniz ayrıntılı bilgi almak için. Dediğim gibi bir daha satın almam ama yağlı ciltlerin sevebileceği bir serum olduğunu söylemeliyim. Bir diğer skin SkinCeuticals isimli markanın Serum Ten isimli serumu %10 oranında elaskorbik asit içeriyor. Ayrıca da içerisinde e, destekleyici madde olarak ferlik asit var. Ben bunun yarısına yakınını kullandım. Hatta yarısından fazlasını kullandım sanırım. Yaklaşık bir iki aydır kullanıyorum ve gerçekten çok net bir şekilde lekeleri açtığını söyleyebilirim. E, bu burun kenarımda doğum kontrol hapı yüzünden oluşan lekeler vardı benim. Onların görünümünü gerçekten açtı. E, çok beğendim yani bu ürünü. Ama hala kafamda soru işaretleri var. Çünkü her gün ben bunun kapağını açıyorum. Her gün havayla temas ediyor. Hala e, etkili midir içerisindeki C vitamini bilmiyorum. Ama özellikle ilk zamanlar bayağı bir faydasını gördüğümü düşünüyorum. Yani şu ana kadar bayağı memnunum. Kötü özelliklerinden bir tanesi de çok yüksek fiyatlı olması. O yüzden başka ürünlerde araştırıyorum. Açıkçası muadil birkaç marka buldum. Fakat şu onların Fransa'da satışını bulamadım. Ama onlardan da emin olduğum zaman onların hakkında da bilgi vereceğim size. Dediğim gibi çok güzel bir serum. Özellikle bunun neydi? Serum C, E galiba. Öyle bir serumu vardı. C ve E vitamini olan. Onda C vitamini %15 oranındaydı. O da çok güzel bir serummuş. Ama dediğim gibi fiyatları çok yüksek. Bir diğeri henüz kullanmaya başlamadığım Dr. Brandon. %20 oranında C vitamini içeren Power Dose isimli serumu. Bu 15 mililitrelik bir serum. Bu da yüksek fiyatlı bir ürün. Fakat bu büyük bir indirime girmişti. İndirimden satın aldığım bir ürün. Yoksa özellikle seçip almadım. Ama Doktor Brand'in ürünlerini beğendiğim için bundan da memnun kalırım diye indirimi de görünce yedeklediğim bir ürün. Ve son olarak yine aynı şekilde indirimden satın aldığım ve 2017'nin de en iyi serumları arasında seçilen ödüllü bir üründen bahsedeceğim. Kodeli'nin bu gördüğünüz serumu. Bunun ismi değişti yalnız. İsmi sanırım Wine şu anda. İsmini ben yeni ismini de aşağı yazacağım. İçerisinde hyaluronik asit olan, C vitamini olan, polifinol olan bir serum ve çok da beğeniliyor ama dediğim gibi bunu da henüz kullanmadım açmadım yani buna da bakabilirsiniz hatta yine instagram sayfamda 2017'nin ödüllü cilt bakım ürünlerinin olduğu bir resim var orada da yine bu serumu görebilirsiniz benim C vitamini hakkında bildiklerim bunlardı yaşa bağlı olmaksızın her yaştaki insana tavsiye edebileceğim bir içerik yani ben özellikle renk Açmada etkisini gördüğümü düşünüyorum bu Skin isimli serumun ve aynı zamanda da cildimin genel olarak dokusunun daha düz ve düzgün olduğunu hissediyorum. Uzun vadede zaten koruma amaçlı kullanılan bir madde ve faydası da kanıtlandığı için çeşitli araştırmalarda daha da güvenli bir şekilde kullandığım ve kullanmaya devam etmek istediğim bir vitamin. Böyleydi benim bildiklerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.